Benim 3,5 yaşında bir oğlum var. Şu anda biz anaokuluna verdik. Yalnız ilk başlarda gayet uyumlu bir çocuktu. Daha sonrasında hani hırçınlaşmaya başladı. Hırçınlaşması aslında vardı. Hani orada durmamaya başladı. Sürekli ağlamaya başladı. Annemi istiyorum'a geçtik. En sonunda 7. günde akşam sayıkladığını fark ettim. Hani annemi istiyorum gibisinden. Daha sonrasında ise ondan bir sonraki gecede böyle hani uykusunda uyuyamadı. Sürekli irkilerek anne burada mısın falan. Hani sürekli yanındaydım ama öyle sakinleştirip artık gecenin bir yarısından sonra uyuduk. Şimdi de acaba çocuğumu göndersem mi diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Gitmek istiyor mu? 3,5 yaşında. Hayır, gitmek istiyor mu kendisi? Hayır, gitmek istemiyor. Hani ben de sizinle tam konuştuktan sonra şey yapmak istedim. Hani kararımı verip yarın götürüp götürmeme konusunda. Hemfikir olayım mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii. Birincisi 3,5 yaş aslında evet. Tam sınırda bir yaş. Aha. Yani eğer bundan önceki dönemde her şey yolunda gitmiş ise, her şey yolunda gitmişteki kastım da şu. Anne ile çocuk arasında bir bağlanma gerçekleşmiş ve ayrılma da gerçekleşmişse 3,5 yaşındaki bir çocuğun aslında kendi ailesinin dışında bir sosyal grubu, bir arkadaş grubunu tanımaya gücü yeter. Onlarla birlikte olmaktan keyif alır. Ancak eğer her şey yolunda gitmemişse böylesi bir çocuk normalde okula alışmakta, anneyi bırakmakta zorluk çeker. Bu bir. İkincisi, çocuk okula başladığı sırada, şu anda sizin söylediğinizde de yola çıkarak, çocuk okula başladığında bizim en çok beklediğimiz şey öğretmenine uyum sağlayabilmesi. Ona kendisini emniyet içerisinde bırakabilmesi. Ve okul ortamından güven duyabilmesi. Eğer bu iki şart yerine gelmemiş ise, yani çocuğun belki önceki dönemlerde çok rahat bir çocukluk geçmemişse yahut da uyum içerisinde değilse, işte o zaman şu bahsettiğiniz problemler oluşur. Ki bu problemlerin de en uç noktasında gece kabuslara dönüşme hali de aldıysa, o zaman arada bir uyum problemi var. Daha fazla ısrar ederek çocuğu zorlamak, çocuğu ağlaya ağlaya hayır alışacak diye orada bekletmek o çocuğu duyarsızlaştırır. Agresifleştirir, problemi iyice büyütür. Eğer çocuk açısından bakılıyorsa, çocuğun gözüyle bakacak olursanız, o takdirde ara vermenizi tavsiye ederim ben sizin. Ne zaman ki çocuk okulu kendi isteğiyle ve coşkuyla istediği zaman, işte o zaman belki okula göndermekte fayda var. Yoksa zorlayarak okula götürürseniz, tabii problemi daha da büyütmüş olursunuz. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.